Revit 2024 yeniliklerini anlatacağımız webinarımıza herkes hoş geldi. Ben Vesile Koru Sözen, Fırat Altar'da teknik takım lideri ve BİM uzmanı olarak görev almaktayım. Bugün sizlere anlatımımızı Tolga Bey ve Göksel Bey ile birlikte yapacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Tolga, Tolga Arçok. Ben de inşaat mühendisiyim. Fırat Altar'da çalışıyorum. Özellikle üst yapı projelerinde ve bazen de alt yapı projelerinde yapısal kısmı destek oluyorum firmalara. Merhaba, hoş geldiniz. İsmim Mustafa Göksel Uykun, makine mühendisiyim. Ben de Fırat Altar Arkan Systems Türkiye bünyesinde bir yıldır Revit MEP alanlarında eğitim ve teknik destek vermekteyim. Ben de sizlere genel olarak MEP alanlarındaki yeniliklerden bahsedeceğim. Evet. İyi seyirler diliyorum. Revit 2024 yenilikleri 6 başlık altında gruplandırılmıştır. Bu temalar tasarım üretkenliği, simülasyon ve analiz, birlikte çalışılabilirlik, bulut verisi, tasarım optimizasyonu ve dokümantasyon verimliliğidir. Tasarım üretkenliği başlığı altındaki yeniliklerle başlangıç yapalım. Bu başlık altında tüm disiplinler için tasarım süreçlerinde üretkenliği artıracak birçok konuda yenilik geldiğini görüyoruz. Tek tek inceleyelim disiplin bazında. Revit Home'da My Insight sekmesinin eklenmesi. Bu Revit açılış ekranına eklenmiş bir panel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özellik Revit kullanım verilerini toplayarak ve iş akışlarındaki eğilimlerimizi bularak en yaygın komutlarımızı, tıklamalarımızı belirlemeye yardım eder. Tasarım süreçlerinde optimizasyon ve zamandan tasarruf konusunda öneriler sunar. My Insight özelliği Revit'te çalışmanızı daha etkili ve verimli hale getirmek için bilgiler, tavsiyeler, ipuçları ve püf noktaları bize sağlar. Sayfada bir takım kartlar gösterilir. Bu kartlara tepki verebilir, ek çevrim içi içeriğe erişmek için daha fazla bilgi edin alanına tıklayarak geçiş yapabiliriz. Sonuç olarak My Insight'ın faydalı içeriğiyle projeleri daha hızlı tamamlamak hedeflenmektedir. Evet, bahsetmiş olduğumuz açılış ekranına eklenen My Insight'ı görüyoruz. Burada grafiklerle kullanım adımları grafikleştirilmiş durumdadır. Daha fazla bilgi edinmek için Learn More'a geçiş yapabiliyoruz. Bir diğer yenilik koyu tema. Revit hem özellikler paleti, proje tarayıcı, seçenekler çubuğu, durum çubuğu, görüntü kontrol çubuğu gibi sayfasındaki tüm bölümlerde dahil olmak üzere birinci seviye kullanıcı ara birimi için koyu temayı artık desteklemektedir. Daha önceden sadece çalışma ekranımızda renklendirme ya da koyultma yapıyorduk bildiğiniz gibi. Ayrıca çizim alanı temasını hem şeritten hem de seçenekler iletişim kutusundan koyu veya açık tema olarak ayarlayabiliyoruz. Koyu temalı yeni modernize edilmiş bu kullanıcı arayüzü göz yorgunluğunu azaltmayı hedeflemektedir. Tabii ki bu da kullanıcının üretkenliğini artıracak bir etkendir diyebiliriz. Yine bakacak olursak hem Ribbon menüde koyu temalı çalışma alanında hızlıca geçiş yapıp çalışabildiğimizi görüyoruz. Aynı zamanda seçenekler çubuğunda da mevcut. Bir diğer yenilik, yeni örnek model ve proje şablonlarının eklendiğini görüyoruz. Revit açılış ekranımızda Revit 2024'ü kurduktan sonra bu örnek modellere erişebiliriz. Örnek model Revit kullanılarak oluşturulmuş bir karma kullanım projesi örneği aslında. Model bir proje oluşturmak için kaç öğenin kullanıldığına dair örnekleri gösterir bizlere. Bu gözle bakabilirsiniz.
Hedef eksiksiz bir model oluşturmak olduğu için yine inşaat dokümanı örnekleriyle koordineli yapısal MAP, saha ve nokta bulutu dosyaları bu örnek modele dahil edilmiştir. Modelle gösterilen belirli öğeler ve iş akışları hakkında bilgi edinmek için modelde bulunan yardım sembollerine tıklayabiliriz. Daha önceki sample files'larda, örnek modellerde olduğu gibi nasıl yapılır ile de örnek modeli öğrenerek ilerlemelerimizi takip ettirebiliriz. Aynı zamanda zamanlama da modele dahil edilmiştir. Bu gözle de inceleyebiliriz. Bir diğer yenilik proje şablonları. Güncellenen proje şablonları proje başlatmayı ve kendi şablonlarımızı geliştirmeyi kolaylaştırmıştır. Yeni Imperial ve Metric tüm disiplinlere ait şablonları standart bir Revit kurulumuyla edinebiliyoruz. Şablonlar yeni bir başlangıç görünümü, güncellenmiş yazı tipleri ve her kategori için yüklenen familyleri içermektedir. Bu sayede de Revit'i kullanmaya başlamak daha kolay hale gelmiştir. İçimizde Revit kullanıcıları da var. Belki yeni Revit'e yeni geçiş yapacak kişiler olabilir. Hepimiz biliyoruz ki en değerli şey şablonumuz, proje şablonumuz hazırsa ve doluysa, proje türümüze göre yeterli elemanları barındırıyorsa başlangıç çok kolay oluyor. Bu gözle de bakabilirsiniz. Bu başlangıcı kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Yenilenen proje şablonlarıyla. Evet, açılış ekranında gördüğümüz şablon dosyalardan seçim yapıyoruz. Burada da örnek modellere erişebiliriz, geçiş yapabiliriz. Örnek modellerimizden görüntüler, örnek dosyalar, görünümler, nokta bulutu dataları barındıran bir dosya görüyoruz. Tüm disiplinlere ait modelleri içeren dosyalar. Evet, bir diğer yenilik yeni arama ile modernleştirilmiş Project Browser. Artık Project Browser'ın üst kısmındaki bir arama satırı yer alır. Buraya arama yapacağımız kelimeleri, cümleleri, görünüm isimlerini yazabiliriz. Arama otomatik olarak başlatılır. Bu alana arama yapılacak bir yazı yazdığımız anda sonuçlar görüntülenmeye başlar. Arama yapılan satıra herhangi bir sözcük girildiğinde eşleşen view görünüm isimleri diyelim hemen filtrelenmiş bir şekilde işte vurgulu hale getirilerek listede bize sunulur. Project Browser'daki bu yenilik ile görünümler, metraj listeleri, paftalar ve familylerle çalışırken gelişmiş üretkenlik hedeflenmektedir. Daha hızlı erişim, daha hızlı çalışma hedeflenmektedir. Bir diğer yenilik Colorbook tarayıcısı. Colorbook tarayıcısı Pantone renklerinin seçimine bir değişiklik, yenilik getirmiştir. Hem Pantone hem RAL dahil olmak üzere yeni renk paletlerine erişim mümkün olmuştur Revit 2024 ile. Colorbook tarayıcısı ayrıca özel yapım renk paleti ekleme olanağı da bize sunar. Özel renk paletini oluşturmak için Autodesk Colorbook düzenleyicisini kullanırız. Bu dosyalar ACB dosyaları program datanın altında Autodesk klasörümüzde, Revit klasörümüzde, Colorbooks klasöründe bu dosya uzantısı altında saklanan dosyalardır. Bu sayede de tutarlı renk standartlarımızı şirket içinde oluşturmuş ve saklamış oluruz. Evet, bir diğer yenilik Textures görsel stili, dokuların görsel stili. Işık efektlerini ortadan kaldırarak, yani onlar olmadan render malzemelerinin dokusunu uygulamak için yeni textures, dokular görsel stilini kullanırız. Bu görüntü kontrol çubuğumuzda görünüm stilleri arasına eklenmiştir. Bu stil tutarlı bir dokusal görünüm sağlar. Böylece ışık kaynağı nasıl yönlendirilirse yönlendirilsin, bir malzeme her zaman aynı şekilde görüntülenir. Bu stil sayesinde bunu kullanarak etkili doküman temsilleri,
görseller oluşturma yeteneğimizi geliştirmiş oluyoruz. Ve Revit'in Twinmotion'a gelen, Revit 2024'le gelen geliştirmeler. Twinmotion açılır menüsüne otomatik senkronizasyon işlevi eklenmiştir. Otomatik senkronizasyon, aktif Revit modelinden Twinmotion veya Unreal Engine'deki doğrudan bağlantı yapılan değişikliklerin otomatik senkronizasyonunu desteklemektedir. Daha sonra söz konusu 3 boyutlu görünümle ilişkilendirilen otomatik senkronizasyonu etkinleştirmek için bir 3 boyutlu görünümün etkin olması gerekir. 3 boyutlu görünümdeyken otomatik eşitleme etkinleştirildiğinde bu görünümdeki tüm görünür geometriler otomatik olarak eşitlenir. Twinmotion'daki yeni eklenen otomatik senkronizasyon bağlantısıyla güncellemeler hızlı hale gelmiştir. Evet, hem görsel dokular stili hem de Twinmotion'daki yenilikler için videomuzu izleyelim. Twinmotion alanına eklenen oto senkronizasyon, Revit bağlantısı ve textures. Görüntü kontrol çubuğunda yer alan yeni görüntü stili. Işık kaynağı ne olursa olsun aynı görüntüyü elde edebileceğiz. Ve arazi tasarımına gelen yeniliklere bakalım. TopoSolid komutu. TopoSolidler topografiyi katı geometri olarak temsil eden araçlardır. TopoSolidler önceki sürümlerdeki TopoSurface işlevinin komutunun yerini almıştır. Artık onun yerine bunu göreceğiz. Ekranda da gördüğümüz gibi Ribbon Menü'de Messing and Site altındaki ilk komutumuz. Bir TopoSolid oluşturmak için iki yöntem vardır. Bildiğimiz gibi ilki sınırları çizip ve noktaların yüksekliklerini tanımlayarak araziyi Revit içerisinde bağımsızca oluşturmak. İkinci yöntem ya bir CAD dosyasından veya CSV uzantılı bir nokta dosyasından araziyi oluşturmaktır. Önceki sürümlerden yükseltilen bir model elimize geldiğinde, yani Revit 2024'te onu açtığımızda mevcut topo surface'ler topo solid oluşturur ve onları dönüştürülebilir. Burada eski topo surface ayarlarına erişebiliriz. Civil 3D'de oluşturulan ve Autodesk Docs'ta barındırılan linkli bir arazi dosyamız varsa da bu da otomatik olarak bir topo solid'e dönüştürülecektir. Özellik satırı verileri ayarları da artık Model Sites şerit panelinin tek başına açılır menüsü olarak yer almaktadır. Onda yer almaktadır. TopoSolid yetenekleriyle de arazi tasarımının kalitesini iyileştirmek hedeflenmiştir. Özellikleri. Farklı yüzey kesitlerini temsil etmek için farklı örnek ve tip özelliklerine sahip sistem familyler olarak TopoSolid'leri oluşturabiliriz. Yani yollar, kaldırımlar, toprak dolgular, dereceli levhalar, spor sahaları, su kütleleri gibi bu araçta yapabileceğimiz çeşitli familyler vardır. Bu nedenle her tür farklı bileşik katman konfigürasyonları ve kontur çizgisi aralıklarını temsil etmenin farklı yollarını gösterir. TopoSolid'ler açık alan tasarımı için mahal sınırı elemanı olarak kullanılabilir. Bir TopoSolid'in örnek özellikleri diğerleri arasında eğim, çevre, alan, hacim, yükseklik ve kalınlık parametreleri dahil olmak üzere sayısız boyutsal parametreyi içermektedir. Genişletilmiş TopoSolid tipleriyle daha iyi arazi dokümantasyonu elde etmek hedeflenmektedir. Diğer yenilik Solid Subdivision. Orijinal TopoSolid yüzeyinden offsetlemek için bir TopoSolid alanı tanımlarız. Bunu o şekilde oluşturabiliriz. Örneğin bir TopoSolid üzerinde otopark yolları, otopark çizmek için kullanılabilir. Farklı malzemeleri yine tanımlıyoruz. Kalınlık sıfırdan büyük olmalıdır. Topografya özelliklerini daha hızlı tasarlama ve daha iyi saha planları sunmayı mümkün kılar.
Zaten split toposolit özelliği. 2024 sürümüyle beraber Building Pad aracı kullanımdan kaldırılmıştır. Yükseltilmiş modellerde, yani 23'ten örneğin 24'e yükseltilmiş bir Revit dosyasında bulunan mevcut Building Pad'ler yine de düzenlenebilir. Revit 2024 içerisinde düzenlenebilir. Ancak yeni bir Building Pad oluşturmak artık mümkün değildir. Komut kaldırılmıştır. Kazıları veya tünelleri modellemek için loadable veya in place void mesh familyleriyle boolean işlemlerini kullanırız. Toposolit'i duvarlar, döşemeler, temeller ve diğer onlarca kategorideki elemandan kesebiliriz. Toposolit'i ayrı öğelere bölmek için split aracını kullanıyoruz. Genişletilmiş boolean ve kesme işlemleriyle karmaşık arazi durumlarını veya çözümlerini modelde yapabilmek mümkün olmuştur. Graded Region. Revit, saha geliştirme sürecinde peyzaj değişikliği maliyetlerinin belirlenmesinde bize yardımcı olmak için bir sahadaki kazı ve dolgu hacimlerini raporlayabilir. Önceki sürümlerdeki grading işlevini toposolite uygular. Nokta kodlarını düzenlemek için yine shape editing araçlarını kullanırız. Metraj listelerine kazı ve dolgu değerlerini ekleyebiliyoruz. Dengelenmiş kazı ve dolgu hacmi analizi ile de arazi inşaat maliyetlerini bu sayede azaltabiliriz. Shape edit kontrol noktalarını gösterme. Vurgulama ve seçim sırasında bir toposolit kontrol noktasının görüntüsünü ön izleyebiliriz. Performans sorunları yaşarsak geçiş noktalarının görüntülenmesini kapatabiliyoruz. Alt öğeyi değiştir aracını kullanarak toposolit düzenlendiğinde noktaları her zaman erişebilir olacağız. Yine toposolit kontrol noktalarının görüntüsünü tercihimize göre ayarlayabiliyoruz. Tüm bunlar arazi tasarımı ile ilgili komutların değişikliği, gelen yeniliklere ek olarak ek işlevi anlatalım. Nedir ek işlev? Bir topografyanın yüzeyini takip eden örneğin bir çit grubunu modellemek artık daha kolaydır Revit 2024 ile. Toposolitler aşağıdaki elemanlar için host eleman, ana eleman olabilir. Nedir bunlar? Korkuluklar, arazi bileşeni, otopark, floor based, döşemeye bağlı elemanlar. Örneğin arazinizdeki bir border kenarını modellemek için bir döşeme kenarından yardım alabiliriz. Geliştiriciler için Revit 2024 toposolit ile ilgili işlevlerin API'ler eklemiştir. İşlevler için API'ler eklemiştir. Toposolitlerin geliştirilmiş işlevselliği ile BIM'de iyileştirilmiş arazi modellemesi mümkün olmuştur. Bu yenilikleri videomuzda görelim. Arazi ile ilgili aktarmış olduğumuz işlevler. Tümü Messing and Site sekmesinde bakın TopoSurface yerine TopoSolid'e geçtik. Şu an bir CAD datasından Revit arazisi oluşturuyoruz. Katmanlarını görmekteyiz. Solid Subdivision. Kesme işlemleri. Graded Region'la arazinin dolgu ve kazı hesaplamaları gibi arazi komutuna gelen özellikleri gördük. Şimdi sözü Tolga Bey'e bırakıyorum. Teşekkürler Vesile Hanım. Şimdi ekranı paylaşıyorum. Evet, tasarım üretkenliği ile ilgili benim de çok kısa ekleyeceğim iki tane slaytım var. Yapısalla ilgili ve donatı ile ilgili. Birinci özelliğimiz serbest form, yani free form dediğimiz donatılarla ilgili gelen bir özellik. Bu özellik bizim işte inşaat demirini, yani donatıyı yerleştirirken kullanacağımız yeni 4 tane hizalı seçenekleri geldi. Bunlar özellikle formların zor olduğu yerlerde bize donatıyı yerleştirirken çok kolaylık sağlıyor.
Ekranda görmüş olduğunuz sağ taraftaki görselde örneğin şöyle bir formumuz vardı. Buradaki kabaca çiziyorum. Donatı yerleşimini yaparken örneğin şu U şeklindeki donatılarımız. U şekli donatılarımız 2023'te buraya dik şeklinde yerleştiriyordu. Yani yüzeye dik şeklinde yerleştiriyordu veya yüzeye paralel şeklinde yapabiliyorduk. O da bizim istediğimiz gibi örneğin sol taraftan gelen donatılarla bunun kucaklaması mümkün olmuyordu. Şimdi 2024'te şöyle hemen rengi değiştirip göstereceğim. 2024'te örneğin burada donatıyı istediğimiz bir yüzeye göre, istediğimiz bir yüzeye göre bunları paralel bir şekilde koy dediğimizde örneğin üst tarafta gösteriyorum tekrar. Aynı donatıyı şu şekilde yine sol taraftan da bu şekilde koyduğumuzda şöyle donatları buradan kavuşturabiliyoruz. Ve bu da bizim Freeform'da ekstra bir yeteneğini ortaya çıkarıyor. Yani donatı modellemede tasarımda daha hızlı bir şekilde sonuçlar alabiliyoruz. Birinci özellik bu. İkinci özellik yine Freeform donatıda biz 2023'te oluşturduğumuz bir donatıyı, işte burada bir etri örneğini görüyorsunuz. Etriyede uçları, etriyenin uçlarını istediğimiz kısma aktaramıyorduk. İşte aşağı kısma atıyordu otomatik olarak default'ta ve bunu herhangi bir tuşla değiştiremiyordunuz. Şimdi space tuşuyla basarak etriyenizin uçlarının, tokancıların olduğu kısmı hangi köşede görmek istiyorsanız bunu hemen kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu dediğim gibi sadece freeform yani serbest form donatıyla yapılmış elemanlar için geçerli. Şimdi sözü tekrar ben Göksel Bey'e aktarıyorum. Teşekkür ederim Tolga Bey. Ben de map tarafındaki yeniliklerden bahsedeceğim. Map Fabrication kanal sistemi güçlendirici. Revit'te Map Fabrication sekmesine yeni eklenen Map Fabrication Ductwork Stiffener komutu ile artık dikdörtgen, yuvarlak ve oval kanal sistemlerinin içine veya dışına güçlendirici yerleştirebilirsiniz. Yerleştirdikten sonra değişiklik yapılırsa güçlendiriciler kanal segmentleriyle birlikte hareket eder ve yeniden boyutlandırılır. Yerleştirdiğiniz güçlendiricileri metraj listelerinde kolaylıkla görebilirsiniz. Kanal başına kullanılan güçlendiricileri ve güçlendiricilerin bileşenlerinin listelerini yine kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Güçlendiricileri kanalda oluşturduğu açıklıklarla beraber dışa aktarabilirsiniz ve ayrıca Load Autodesk Family komutu ile projenize yükleyebileceğiniz örnek içeriklerde bulunmaktadır. Görünürlük filtrelerinde kod parametreleri artık bir map segmentinin her iki ucundaki bütün kod parametrelerini görünürlük filtrelerine ekleyebilirsiniz. Eğimli map segmentleri için harika bir özellik diyebiliriz buna. Peki nedir bu parametreler? Alt üst uç, alt yalıtım kodu, alt üst uç, merkez çizgisi kodu, iç kod, üst yalıtım kodu gibi parametreler bunlar. Borate kalınlığını da artık yerleşik bir parametre olarak kullanabiliyoruz. Peki bu parametreyi nerelerde kullanabiliriz? Bu parametreyi etiketlerde, metraj listelerinde ve görünüm filtrelerinde kullanabiliriz. Kanallar ve boruların üzerindeki yalıtımları gizleyebiliriz. Önceki sürümlerde kanal ve borular gizlendiğinde yalıtım görünür durumdaydı. Bu özelliği kanal boru fittinglerinde ve aksesuarlarında da kullanabiliriz. Bunun için ne yapıyoruz? Görünürlük ayarlarında duct kategorisini kapatabiliriz. Yalıtılmamış kanal parçalarını seçip hide by kategorisiyle gizleyebiliriz. Yalıtımını seçmeden kanal parçasını seçip hide ile gizleyebiliriz. Scope Box'ta yükseklik parametresini kullanabilirsiniz. Height ve Name parametreleri Options Bar'dan Properties Palette'e taşındı. Scope Box oluşturulduktan sonra yükseklik parametresini yine düzenleyebilirsiniz. Tip ve Instance özelliklerinde sıralama parametreleri, proje parametreleri oluşturulma sırasına göre değil, artık alfabetik sıraya göre sıralanabilir. Sıralama kategori özelinde yapılır. Family parametrelerinin göreceli konumu daha önce olduğu gibi tutulur. Family type parametresini dışa aktarabilirsiniz. Family'lerinizin tiplerini dışa aktarırken family type parametresinin verilerini de dahil edebilirsiniz. İç içe geçmiş, karışmış familyler için tip katalogları oluşturmak artık daha kolay diyebiliriz. Şimdi simülasyon ve analizdeki yeniliklerden bahsedeceğim.
İlk olarak debi ve basınç kayıp hesaplamalarındaki yeniliklere bakalım. Debi ve basınç kayıp hesaplamalarını artık Map Fabrication elemanlarında da kullanabiliriz. Fabrication ayarlarındaki yeni akışkan sekmesiyle akışkan ve sıcaklık ayarlarını ilişkilendirebiliriz. Düz elemanlara pürüzlük parametresi eklendi ve bunu Properties paletinde de görüntüleyebilirsiniz. Çalışmanıza devam edebilmeniz için boru ve kanalların hesaplamaları arka planda çalışır. Kanal sistemi için ağ tabanlı hesaplamalar. Mekanik ayarlarda network sekmesini kullanarak yeni hesaplama metodunu etkileştirdikten sonra hesaplamalar arka planda çalışır ve yine çalışmanıza devam edebilirsiniz. Güneş çalışması geliştirmeleri. Solar Study ribbonundan güneş ayarlarına erişebilirsiniz. Günlük güneş enerjisi çalışmalarını daha yüksek bir hassasiyetle çalıştırabilirsiniz. Gölgeleri 15, 30, 45 veya 60 saniyelik aralıklarla daha yüksek hassasiyetle inceleyebilirsiniz. Güneş yolunu perspektif görünümlerinde düzenleyebilirsiniz. Aktif görünümü enerji modeli üretmek için kullanabilirsiniz. Enerji analizi için yeni özellikler, linkli mimari projelerde çalışırken iş akışını basitleştirir. Enerji analitik modeli oluşturmada hangi elemanların kullanıldığını tanımlamak için artık 3 boyutlu görünümler de seçilebilir. Enerji analitik modeli oluşturma sürecinde yalnızca o görünümdeki görünür elemanları dahil edebilirsiniz. Diyorum ve burada tekrar sözü Tolga Bey'e bırakmak istiyorum. Teşekkürler Göksel. Şimdi paylaşıyorum. Evet, simülasyon kısmına devam ediyoruz. Yani simülasyon ve analiz kısımları ile ilgili. Revit'te modeli kurduktan sonra istersek Revit modelini tekrar analitik hale çevirip 2023 ile birlikte artık analitik modeli bizim Dynamo ile run edip oluşturabiliyoruz. Yani fiziksel modeli oluşturduktan sonra bir Dynamo script ile otomatik olarak analitik modeli çevirebiliyoruz. Bu eskiden kendisi yapıyordu ama artık 2023 ile birlikte bu hale geldi. Analitik model oluştuktan sonra yeni gelen özelliklerden bir tanesi yük atama 2024'te. Bu yükler işte noktasal, çizgisel falan yükler olarak düşündüğümüzde belli bir kısıtlıydı bu kısımlar. Yani burada birazcık daha böyle rahat değildik yük atama işlemlerinde. Örneğin işte düğüm noktalarımız var. Düğüm noktaları üzerine şey atabiliyorduk. Örnek vermek gerekirse noktasal yük atayabiliyorduk. Şimdi noktasal yüklerimizi oradan başladım. Noktasal yüklerimizi atarken sadece düğüm noktaları değil, istersek elemanı seçip ilgili elemanı, host elemanı belirledikten sonra yükü hangi elemanda kabul edeceksek o elemanın üzerinde istediğimiz kısımda bir şey oluşturabiliyoruz. Noktasal yük oluşturabiliyoruz. Aynı şekilde çizgisel yük olarak da baktığımızda çizgisel yükün sadece elemanın boyu kadar değil, belli bir alanda olmasını veya belli bir uzunlukta olmasını istiyorsak bizim bu çizgisel yükün çizgisel yükü de aynı şekilde oluşturabiliyoruz. Yine paneller için veya işte alanlar için, döşemeler için kullandığımız yük kısımlarında da o elemanın sınırları kadar da verebiliriz veya o elemanın sadece belirlediğimiz bölümü kadar bir donatı yerleşim yük atamasını yapabiliyoruz. Yani örneğin yükü sadece bu bölüme etkileyeceksek o yükü de kendimiz çizip sanki bir sketch ortamında çizip yüklerimizi tanımlayabiliyoruz. Sınırın dışında da oluşturabiliyoruz. Örneğin işte bir konsolumuz var. Konsola dışarıdan etkileyecek bir yük veya işte düşey bir yük şeklinde elemanın sınırları dışında da yük tanımlaması yapmak mümkün. Daha esnek bir şey çalışabiliyoruz yüklemelerde. Yükleri oluşturduktan sonra tabii özellikle daha böyle büyük hacme sahip, yani görsel olarak baktığımızda alan yükleri dikkatimizi çekiyor. Alan yüklerinde de verdiğinizde hepsi iç içe girmiş oluyor eğer bir ayrıştırma yapmadığınız zaman. Ama şimdi örneğin döşemeye göre, işte döşemenin türüne göre olabilir veya döşemenin işte tek taraflı, iki taraflı şeklinde, üç taraflı şeklinde döşemenin türüne göre veya yükün türüne göre oluşturulan yüklemeleri renklendirebiliyoruz. Taramalarda düzenleyebiliyoruz. İşte verdiğiniz hareketli yüklerin rengi ayrı, sabit yüklerin rengi ayrı, döşemeyi etkileyen işte veya yük şeyine göre, boyutlarına göre bunları şey yapabiliyoruz, tasarlayabiliyoruz ve renklendirebiliyoruz.
oluşturduğumuz bu yük sembollerini boyutlarını ayarlayabiliyoruz. Yani hepsi default'ta şöyle bir yüksekliğe sahip. Siz ama üst kattaki döşemenin yükünün daha büyük gözükmesini istiyorsanız buna bir ölçekleme gibi düşünün. Scale ediyorsunuz. Şurada ArrowLand'le bu değeri arttırdığınızda buradaki şeyler, çubukların daha böyle uzun olduğunu gördüğünüzde onun değişik bir yüke sahip olduğunu ön plana çıkartarak tasarımı daha sizin kontrolünüzde sağlayabiliyorsunuz yüklemelerle ilgili. Şimdi bu kısımdan sonra, yani simülasyon analizden sonra bulut verisi ve beraber çalışma dediğimiz bölüme geçiyoruz. Burada devam ediyorum. İlk başta buluttan bahsediyor olacağız. İşte Autodesk Docs kısmından bahsediyor olacağız Revit 2024'te. Akabinde Revit LT ile ilgili çok güzel bir yenilik var. Ondan bahsedeceğim ve tekrar beraber çalışma kısmında da Revit ve robotun yeni gelen özelliklerinden bahsediyor olacağım. Bizim koordinasyon model dediğimiz insert kısmında işte coordination model dediğimiz bir bölümümüz vardı. Bu 2024 ile birlikte daha da gelişti. Ekranda görmüş olduğunuz üzere lokal ve docs üzerinden artık projenize bir koordinasyon modeli çekebiliyorsunuz. Autodesk docs üzerinde zaten 60'tan fazla dosya biçimi tutabiliyor ve bu dosyaların hepsini Revit'e alıp içerisinde kullanabiliyorsunuz referans olarak tasarımı oluştururken. İşte bir Navisworks modeli var. Bu Navisworks modeli farklı disiplinde yapılmış ve Docs'tan bunu alıp sizin kendi tasarımını yaptığınız modeli referans olarak kullanıp tasarımınızı daha düzgün bir şekilde ilerletebiliyorsunuz diyelim. Getirilen koordinasyon modelinin özelliklerine bakabiliyorsunuz. İşte o gelen artık linkli model, coordination model. İçerisinde seçmiş olduğunuz elemanın coordination model başlığı altındaki read only, bunlar değişmeyen parametrelerini görebiliyorsunuz. İşte seçilen elemanın işte kodu ne, işte hangi elemana host olmuş, işte bilgileri ne. Bütün property'leri buradan görebiliyorsunuz. Tabii bu özellikleri değiştiremiyoruz. Koordinasyon modelini getirdikten sonra yeni gelen bir özellik. Getirilen bir koordinasyon modelinde Snap to Coordination Model özelliğini açıp, bizim Snap'lerimizi açıp böyle bir opsiyonu koymuşlar 2024'te. Kısa yolda LM olarak geçiyor. Bunu açtığınızda örneğin bir plan düzleminde işte bir mekanik tesisat modeli var. Bunu içeriye aldınız docs üzerinden ve bunu aldıktan sonra da orada kendi işte yapısal elemanlarınızı veya işte mimar elemanları yerleştirirken oradaki snap noktalarından tutarak çizebiliyorsunuz. Yani koordinasyon modelinin tutamaçlarını baz alarak çiziminizi oluşturabilirsiniz. Manage link, yani bizim bütün linkleri yönettiğimiz penceremiz. Bu pencerede artık işte coordination model diye bir bölümümüz var. Burası böyle ızgara sistemiyle işte böyle döşenmiş duruyor. Burada hangi dosyanın işte yükle olduğunu, yüklü olmadığını, işte hangi dosyanın cloud'dan çekildiği, işte versiyonu ne, bunların hepsini, boyutları ne kadar, bunların hepsini görebiliyorsunuz. Ve yine coordination modeli içeriye alırken de hem işte koordinatlama kısmına göre hem origin to origin veya şehir coordinate olarak içeriye dosyaları alabiliyoruz. Yeni Options penceresinde, bizim işte Revit'in genel ayarlarına baktığımızda Options penceresinde Cloud Model diye yeni bir bölüm açılmış. En alt kısmı duruyor. Burada bizim oluşturulan bu bulut modellerinin işte bir ön bellek dizini var. Bu dizini burada browse edebiliyorsunuz. İşte default'taki dizin ekranda görmüş olduğunuz burası. Bütün bulut modellerinin tutulduğu bir yer. Bu dizini işte dosyanıza bir şey olduğunda veya işte bir sorunla karşılaştığınızda buradan dosyalarınızı tekrar çekebilirsiniz. İşte bu dizini tekrar değiştirebilirsiniz. Başka bir yere bağlayabilirsiniz. Bu da Revit'i tekrar başlattığınızda etkin bir şekilde o dizini alıyor olacak. Başta bahsettiğim Revit LT ürünlerinde artık PDF dosyalarını da içeriye link veya import olarak alabiliyoruz. Link veya import olarak içeri alabiliyoruz. İçeri aldıktan sonra PDF'i nasıl kullanacaksak işte tutamaçlarından veya işte altlık olarak transparan yapıp kullanabiliriz. Artık o PDF'ten nasıl bir altlık sağlayacaksak Revit LT ile LT kullanan müşteriler veya kullanıcılar da bundan faydalanabilecek 2024'te birlikte. Evet, az önce bahsettiğimiz aslında simülasyon kısmında yüklemeler de yapıldıysa Revit'teki analiz kısmını kullanamadık şu ana kadar. Yani Revit'te direkt bir analiz yapamıyoruz ama bunun için Autodesk'in ayrı bir ürünü olan RoboStructure ürünü kullanabiliyoruz. RoboStructure'la ürünü aktardığımızda
işte kesitlerin geçtiğini, bazı elemanların geçmediğini biliyoruz. Bunlar neler, neler eklendi? Bir kere yay şeklindeki bizim işte kullandığımız kiriş gibi elemanlar. Bunları artık transfer edebiliyoruz veya çelik elemanların kodlarını aktarabiliyoruz. İçerisindeki yüklemeleri yaptıysak, sunumun başında bahsettiğim yükleri aktarabiliyoruz. Bir de extrude yapılmış olan, işte biz modelin place'lerle bazen işte istinat duvarları yapıyoruz veya işte döşemeler yapıyoruz. Bunları da yine analitik olarak, işte panel olarak veya işte yüzey olarak aktarabiliyoruz. Tabii bunun için de başta bizim bir add-on'umuz var. Bunun kuru olması gerekiyor. Autodesk hesabınıza girip şu aşağı kısımda göstermeye çalıştım. 2024 extension'ı kurmamız gerekiyor. Bunu kurduktan sonra da Revit'in arayüzünde en sağ tarafta görüyor olacağız bu aktarma işlemini. Tasarım optimizasyonu. Burada Dynamo ve Generative Design'dan bahsediyor olacağım. Şöyle ilerleyelim. Biz Revit'i güncellediğimizde Dynamo güncelleniyor. 2023 ile işte update'ler çıkıyor 2023.1.2 şeklinde. Bunları güncelledikçe Dynamo'nuz güncelleniyor. 2024'te Dynamo 2.17 olarak geliyor. İşte diğer versiyonlarda 2.15, 2.16 falan. 2.17 olarak geliyor şu anda. Ve burada neler var yeni olarak? Autocomplete özelliği vardı 2023'te. Burada birazcık daha işi geliştirmişler. İşte bir point nodu görüyorsunuz. Point noduna işte bağlanacak rakamlar var. Bunlar için size mesela işte tavsiye edilen notlar, işte onlarla ilgili bir oran, hani bunu kullanman daha olasılık şeklinde onları böyle sıraya diziyor. İçeriye not script ekleyebiliyoruz insert'le. İşte bir script'iniz var veya aktif çalışma dosyanız var. Daha hiç başlamadınız ama yazmış olduğunuz başka bir işte script var. Onu içine alacaksınız. Bunu yine insert'te alabiliyoruz. Eskiden bunları daha farklı şekilde yapabiliyorduk. Yine Watch Tree'de işte geometrileri görebiliyoruz. İşte grup stillerimiz var. İşte input, review veya action, işte output şeklinde. Bunlar için varsayılan yazı tipi boyutları hazırlanmış. Bunları görebiliyorsunuz. Bağlantılı modlar var. Yine bu önemli. Şu aşağı kısımda. Bağlantılı modlar, yani bir nodu seçtiğinizde bu nodun işte hangi elemanla bağlanmış veya hangi elemana bağlanıyor, ilerisi ve öncesine, bunları takip edebiliyorsunuz. Yine içerisinde işte ne kadar şey kullanacak, son kullanılan dosya sayısını görecek, ne kadar backup alacak. Bu gibi Dynamo'nun kendi options ayarlarında iyileştirmeler yapılmış. Player ve Generative Design, ikisinde de güncellemeler yine var. Bunlar neler? Not sıralaması var. Notları sıralarken işte biz Player'da kendi koyduğumuz sıraya göre veya alfabetik sıraya göre bunları oluşturabiliyorsunuz diyor. Hem Player'da hem de Generative Design bölümünde. Issue Manager diye bir bölüm var. Burada işte bir hata falan varsa onları görebiliyoruz. İşte bir uyarı görebiliyoruz. Şunu daha seçmedin şeklinde. Draft Dependence kısmında da bizim işte kullandığımız paketler eksik olabilir. İşte kullandığımız paketin güncel sürümü olmayabilir. İşte veya bir custom bir node varsa, bir DLL dosyası varsa onunla ilgili size bir takım uyarılar verir. İşte bu dosya eksik şeklinde. Yazmış olduğunuz bu script'in player halinde buna işte açıklama, resim, yazar bilgisi, web sitesi ekleyebiliyorsunuz. İşte şu web sitesini baz aldım. Veya işte şu firmaya aittir, işte oluşturan budur, açıklaması işte bu işi yapar şeklinde aslında yazmış olduğunuz nodu biraz daha böyle detaylandırabiliyorsunuz. Ekranda görmüş olduğumuz bütün pencereler artık böyle yeniden boyutlandırılabilir. İşte bunlar Select Element by ID, Element ID of Selection, işte veya Work Plane ve Save Selection, işte New Plane, bunların hepsi küçük ama önemli şeyler aslında. Bazen ihtiyaç duyuyoruz. Çok satır satır bir şey olduğu zaman işte bunu veya sağa doğru bunu genişlemesini istiyorsunuz. Alttaki kaydıraç çubuğunu kaydırmanız gerekiyor. Bunu yapmadan direkt ekranda büyüttüğünüzde otomatik olarak hepsini tek bir yerden görebiliyorsunuz. Dokümantasyon verimliliği. Dokümantasyon verimliliği artık bizim son kısımda artık pastalar, revizyonlar, donatılarla ilgili kısımda anlatacağım. Gibi bölümlerimiz var 2024'te. Donatıyla başlıyorum. Donatıda bizim çok beklediğimiz bir yenilikti bu. Hep takip ediyorduk 2023-2022'den beri. Artık 2024'te bunu çıkardılar. 2024'te artık donatılarımızın açılımlarını herhangi bir add-on'a gerek duymadan neyi modellemişsek bunun açılımını ekrana basabiliyoruz ve bunu tekrar işte uygulama çizimlerinde export DVG veya PDF, işte PAFTA hepsine yerleştirebiliyoruz.
Sadece ilgili elemanı seçip detayını ver şeklinde basit bir özellikle bunu oluşturabiliyoruz. Açılımları alıp açılımlarımızı artık metraj tablosunda açılımını işte alacağım ve bunu pastaya koyacağım şeklinde ilerliyoruz. Bu açılımı metraj tablosunda nasıl göreceğiz? İşte isimlerimi göreceğiz, değerlerimi göreceğiz. İşte yazı tipi ne olacak, ölçülendirme olacak mı? İşte kanca boyları gözükecek mi? Bütün bunları ayarlayıp artık biz donatılandırdığımız elemanların iki boyutlu işte izometrik veya işte iki boyutlu çizimlerini nasıl görmek istiyorsak bunları ayarlayıp artık tasarımda ve uygulamadaki bizim iş akışını tamamlıyor hale geliyoruz. Ve bunları artık metraj tablosunu oluşturup PAFTA'ya koyduktan sonra PAFTA'daki düzenlemelerini yapıyoruz. Satır genişliği, işte sütun genişliği, işte yükseklikleri bunları ayarlayıp ifade edilen donatıyı en iyi şekilde bütün değerlerini düzgün bir şekilde görüp artık çizimimizi tamamlayıp daha sonra da imalata yönelik PAFTA'larımızı, işte belgelerimizi, listelerimizi, dokümanlarımızı oluşturabiliyoruz. Deyip sözü ben tekrar son kısmı Vesile Hanım'a aktarıyorum. Evet, tekrar merhabalar. Revit 2024 ile birlikte bir haftaya aynı anda birden fazla görünüm veya liste yerleştirmek mümkün olmuştur. Çizim alanındaki haftaya bildiğimiz gibi sürükle bırak yöntemiyle veya görünümler için içerisinde görünümü yerleştir komutunu kullanarak aynı anda birden fazla görünüm ve metraj listesi artık yerleştirebiliyoruz. Görünümü seç iletişim kutusunu bir arama işlevi barındırdığı için kullanabiliriz. Görünümleri yani plan, kesit, görünüş bunlardan bahsediyoruz bildiğiniz gibi 3 boyutlu görünümler ve metraj listelerini PAFTA'ya sürüklerken PAFTA üzerinde seçim ve düzenlenmeyi kolaylaştıracak bir imleç bulunmakta. Bu şekilde konumlandırıyoruz. Gelen bu yeni özellikle görünümleri ve metraj tablolarını PAFTA'lara yerleştirirken zamandan tasarruf ediyoruz aslında. PAFTA'ya hizalanmış olarak taşıma geliştirmeleri. Eskiden Move View Align to Sheet komutu, yani sadece view'lara özgü olan bu komut Move Align to Sheet olarak genelleştirildi 2024 ile beraber. Bu aşağıda bahsedeceğimiz öğelerin taşınmasını destekleyen bir özellik haline geldi. Nedir bu öğeler? Views yani tüm bu görünümler dediğimiz plan, kesit, görünüş, schedules, metraj tablolarımız, panel schedules, detail groups, detay grupları, annotation elements, iki boyutlu araçlarımız, ölçülerimiz, sembollerimiz, detail elements, detay elemanları, revision clouds and text, revizyon bulutları ve etiketleri, imaj, görünümleri doğrudan proje tarayıcısından PAFTA'lar arasında hizalanıp taşınabilir olmuştur. PAFTA'yı doğrudan çizim alanında açma yeniliği. PAFTA aç komutu çizim alanından bir çalışma sayfası açmamızı sağlar. Yani PAFTA açmamızı sağlar. Proje tarayıcısından birden çok görünüm seçip bu PAFTA'yı aç komutunu kullanarak açılacak PAFTA sayısını içeren bir onay iletişim kutusunu görüntüleriz. Bu yeni özellikle belirli görünümlerle ilgili PAFTA'ları daha hızlı açma, bunlar arasında geçiş yapma mümkün olmuştur. Bir diğer 2024 yeniliği revizyon bulutlarını listeleme. Metraj tabloları için artık yeni bir revizyon bulutu kategorisi mevcuttur. Revit'te metraj listesini oluşturmak için Views, Sheets, Revision Cloud kategorilerini, alanlarını kullanabiliriz. Aynı zamanda Schedule Keys, Shared Parameter'lar da dahil edilebilir bunlara. Bu yeni özellikle birlikte dokümanlarımıza yani çizim setlerimize değişiklikleri daha kolay izleme, çağırma mümkün olmuştur. Ve son yeniliğimiz Revit 2024 ile birlikte şekli düzenlenmiş, edit edilmiş yüzeylerdeki tarama desenlerini hizalama. Detaylı çizim verdiğimizde bu tarama desenlerinin çarpık olması, işte kötü gözükmesi problem teşkil edebiliyor.
Şekli düzenlenmiş elemanlardaki yüzey tarama desenlerini hizalamak için A-Line aracını kullanıyoruz. Hizalamanın tüm yüzey boyunca mı yoksa yalnızca çoğaltma çizgisinin seçildiği yüzeye mi uygulayacağımızı belirlemek için bir takım seçenekler var. Seçilen yüz, tüm yüzey gibi bunlardan birini tercih edebiliyoruz. Şekli düzenlenmiş eleman düz olmayan yüzeyler gösteriyorsa tarama deseninin bozuk göreceğini unutmamalıyız. Bu yeni özellik sayesinde de eğimli yüzeylerde tarama desenlerinin gelişmiş haliyle, gelişmiş temsiliyle daha iyi dokümantasyon, daha iyi çıktılar elde etmemiz mümkün olmuştur. Evet, Revit 2024 yeniliklerini sizlere aktardığımız webinarımıza geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz.